Keyifli Rakalar'ın hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Sefa. Bugün sizlerle Hoy 4'te başarımlar, hızlı başarımlar serimizin yeni bölümündeyiz. Nasılsınız, iyisiniz umarım. Ben iyiyim. Sorduğunuz için teşekkür ederim. Bugün arkadaşlar başarımlarımızdan bir tanesi olan İngiltere'nin komünist haliyle Amerika'yı puppet yapma başarımını almaya deneyeceğiz. Başarımda da crash the dream, yani hayalleri yok et, hayalleri yık tarzı bir şey. Bunu almak için yapmamız gereken şey komünist olmak öncelikle. Ardından şu crash the dream fokusuna gidip Amerika'yı yenip puppet yapmak. Bunu yapmak için ilk önce changing course fokusuna ilerleyeceğiz ve kendimizi yavaş yavaş komüniste çevireceğiz. Normalde modlu seriye devam edecektim ama bazı arkadaşlar başarım videolarını özlemiş. Başarım videolarını özleyenler için uzun zaman sonra bir başarı videosu yüklerim, değil mi arkadaşlar? Başarı videosunu birçok arkadaşımız seviyor başarımları yapmayı. Ben de seviyorum, bu yüzden eksiltmeden başarımlarımıza devam edelim. Şimdi Closure Support biliyoruz. Closure Support olmazsa olmazım aga benim. Olmazsa olmazım. Bir de artık son güncellemelerle biliyorsunuz. Gerçi son güncellemeler diyoruz da. Resistans diyordum. Neydi ya? Neydi o DLC'nin adı? Son çıkan DLC'nin adı neydi? Neyse, o DLC'ye birlikte biliyorsunuz motorize de artık olmazsa olmaz şartlarımızdan bir tanesi. Hemen şeylerimizi ayarladık. Ordumuzu da bir ayara sokalım abi. Hemen şuraya garnizonlara koyalım. Ardından şuradan ajanlık teşkilatı kurup oyunumuzu başlatalım arkadaşlar. Şimdi amaç şu: bir an önce hızlıca gelişip Amerika'da bir ajanlık teşkilatı kurup Amerika'da yavaş yavaş şey kazanmak. Nedir onun adı lan? Adını unuttum. Collaboration Government atacağız Amerika'ya yavaş yavaş. Attığımız Collaboration Government'lar sayesinde Amerika'yı rahatlıkla işgal etmek için planlarımızı gerçekleştireceğiz. Şimdi tüm donanmamızı bir davara çekelim aga. Benim donanma bir davara gelsin hocam. Şimdilik bir yandan da şeyi kapatalım. Amerika'yı yeneceğiz. Bu bölüm Amerika'yı kesin yeneceğiz. Amerika'ya girişeceğiz. Umarım tek bölüm sürer. Tek bölüm sürmezse de çift bölümde arkadaşlar Amerika'yı tekır tekır alacağız. George Bush öldü. Yapacak bir şey yok. Bu arada yakında da bu kasan oyundan kurtulacağız umarım. Dediğim gibi her video söylüyoruz ama inşallah sistem toplayabilsek bu kasan oyundan da kurtulacağız umarım ya. Hakikaten, çünkü ben sıkıldım böyle oynamaktan. Siz de böyle izlemekten büyük ihtimalle sıkılmışsınızdır. Hemen Localized Training Centers gidelim. Ondan sonra ilk komünist yolu gitmek için olan fokusumuza tıklayalım. Şimdi videoyu kesiyorum arkadaşlar. Kasa kasa izlemeyin boşuna. Evet, komünist yola açmak için gerekli olan ilk fokusumuzu tamamlamak üzere bir yandan da arkadaşlar North America section açıyorum. Ajanlık sistemimiz için North America section açmazsanız Amerika'nın, yani Kuzey Amerika'nın herhangi bir ajanına çökemezsiniz. Kuzey Amerika'nın herhangi bir ajanını alamazsanız da Amerika'da rahatlıkla Corporation Granite oluşturamazsınız. O, hemen bir yandan da koloni şeylerimizi düşürelim. Şimdi abi, bu sıkıntı bir olay. Ben bunu sevmiyorum. Ben bu komünist yolu pek anlamıyorum abi. Şunu bir açacağız her türlü sanırım. Yavaş yavaş kendinde komünizm. Oo, şu iyiymiş lan. Şu iyiymiş yani, şunlar iyiymiş. Yavaş yavaş kendimizi komünist yapacağız arkadaşlar buradan. Yavaş yavaş kendimizi komünist yapacağız. Şu güzelmiş ha. Bunu açayım. Yavaş yavaş amaç buradan kendimizi komünist yapmak abi. Hadi bakalım, başladık oyunumuza. Hemen bir Amerika'da kriptoloji açmaya da başlayalım. 960 gün. Tek amaç Amerika. Bu video benim tek amacım Amerika'yı almak arkadaşlar. Bu bir kesin zaten. Hazırlıklarımızı da ona göre yapıyoruz tabii ki de. Tek amaç Amerika'yı almak sonuçta. Bu arada diyeceksiniz ki şimdi bu komünist muhabbetlerine, bu kararlar kısmında arkadaşlar direkt çatır çatır komünist olamıyorsunuz bildiğiniz gibi. Hani faşiste falan takır takır oluyorsunuz bu İngiltere'de ama bu komünist kısmında böyle kararlar var arkadaşlar. Bir de bu koloni kısmından, eğer koloninizi yavaş yavaş serbest bırakmazsanız içinize bir zaman sonra iç savaş çıkıyor. Gerçek İngiltere diye bir ülke çıkıyor. Gerçekten içinize gerçek İngiltere diye bir ülke çıkıyor. Aslında hani bu easter egg pek sayılmaz ama isterseniz bir gün ben bunu easter egg olarak diyorsun çekebilirim. Yorumlarda belirtmeniz yeterli olacaktır. Easter egg gibi değil ama gerçek İngiltere nedir ulan diye merak ediyorsanız bir gün videosunu da çekeriz abi. Hem yavaş yavaş kendinizi komünist yapmanız lazım. Ayrıca kolonilerinizi serbest bırakmanız lazım. Çünkü kolonilerinizi serbest bırakmazsanız ve yavaş yavaş kendinizi komünist yapmazsanız oyunda çok zaman kaybedersiniz. Oyunda çok zaman kaybedersiniz de yandınız zaten. Şimdi ajan alabiliyor muyum? Ajan alabiliyorum. Amerika'nın ilk ajanımızı aldık abi. Ajanımın özellikleri nedir? Ajanımın özellikleri nedir? Bakabilir miyim? Bu ne? Oo, safe cracker. Güzel. İş yapar abi. Bir oyunu durduralım. Hemen basit bir kısma gitsin abi bu adam. Çok güzel. Ardından hemen şuna tıklayalım. Arkadaşlar amaç buradan full tıkır tıkır bunlara tıklayacağım. Tıkır tıkır bunlara tıklayacağım abi. Amaç şu anlık benim bu. Hani pek bir şey ayarlamıyoruz. Go ahead the colonies gidelim abi. Kolonilerimizi yavaş yavaş serbest bırakacağız biliyorsunuz söylediğim üzere. Söylediğim gibi. Hemen bir tane de construction 2 gidelim. 3 ajan yapacağım burada. Elimden gelen kadar politik var biriktireyim arkadaşlar birazcık. 3 ajana çıkartacağım kendimi. Şu anlık research'larda kendimiz 2 ajana yaptık bile. Birazcık daha kastırıp 3 ajan yapacağız abi kendimize. Şu police action muhabbetini kapat.
Seni kapat. Seni kapat. Sizleri elemeyeceğim. Sen açık kal. Belki bir şey olur. Ardından şunu kapat. Bunu kapat. Bunu kapat. Bunu kapat. Bir şey daha açıldı. Evet, bir ajanım daha geliyor. Artık ajanlıkla herhangi bir search yapmama gerek yok. Aslında collaboration garment'ı arttıran bir şey vardı. Bu oyunda mıydı o? Bu oyunda değil galiba. O Roadtree 6 modundaydı galiba. Collaboration garment'ı hızı arttırıyordu. Evet. Neyse. Interrogation teknik açılan bir tane de. Yeter olacaktık artık. Yeter olacaktır artık. Yeter olacaktır abi. Ya bu kısım normalde komünizmle alakalı bir şey açmam lazım daha fazla ama. Şey yapmak istemiyorum. Aa, bunları hepsini tek tek tıklamam lazım. Support new factories. İyi. Yavaş yavaş bunların hepsini yapmam lazım arkadaşlar. Yoksa hold referandum yapamazsınız. Doğru. Doğru ya. Uğraştıracak birazcık bu sebebi bize. Amerika bilen yok abi. Amerikaca bilen yok. Oğlum zaten adamlar İngilizce konuşuyor ya. 2-3 kelimeyi farklı değiştireceksin. Lift yerine elevator mıydı? Amerika'da mıydı elevator deniliyordu lift'e? Değişik bir muhabbetleri vardı onların. Var var, bir sürü var muhabbet onun. İki dilde farklı, aynı dil ama farklı kullanıyorlar kelimeleri. Bir belli muhabbetleri var şimdiki. Buradan stability'm çok düşüyor şuradan. Buradan manpower'ım artıyor. Stability çok düşüyor lan. 15 stability gidiyor. Neyse. Verelim abi toprakların adamlarına. Yapacak bir şey yok. Bizim amacımız belli. Bizim amacımız temiz bir ülke yapmak. Old referendum için hala complete gerekiyor bir sürü. Buradan fabrika geliyor bu arada adamlardan. Sağ olsunlar bize fabrika dönüyorlar. Benim tek isteğim şey abi, şuraları vermeyelim ya. Şurası benim için çok önemli. Ceylon dursa yeter. Gerisini salla. Az kalsın sövüyordum. Gerisini salla. Weekly war support'um çok artıyor bu arada. Şuna da tıklayalım. Abi teker teker hepsine tıklayacağız arkadaşlar. Hepsine tıklayacağız. Limit conscription'da gideceğiz. Hepsine yavaş yavaş tıklayacağız arkadaşlar. Bizim amaçlar bunlar. Hepsine yavaş yavaş tıklayacağız. Hepsine yavaş yavaş tıklayacağız arkadaşlar. Amaç bu. Amaç bu şu anlık. Ajanımız ne yaptı? Ajanımız çok kasılmış olması lazım. Evet, bu da ajanımız bayağı kasıldı. %50'ye kadar kastı kendine. Şimdi self government atlıyor, açacağım yavaş yavaş. Politik power veriyor. Politik power veriyor. Politik power 100 veriyor. Ver. Politik power 100 ver. Politik power ihtiyacım var. Ceylon'u vermiyoruz değil mi bu adama? Umarım Ceylon'u vermem yakında. Şu anlık farklı farklı şeylerle uğraşıyoruz arkadaşlar. Ben bir videoyu keseyim. Açılınca şey yaparız. Evet, bu fokusumuz da tamamlandı arkadaşlar. Birçok ülkeye yavaş yavaş topraklarını geri veriyoruz. Hatta bazılarına bağımsızlıklarını veriyoruz. Örnek olarak Yemen'e topraklarını verdik. Çin'e belirli topraklar verdik. Ve bazı ülkelerde bağımsızlıklarını veriyoruz arkadaşlar yavaş yavaş. Artık biz diyoruz ki ne haliniz varsa görün, bizim sizle bir işimiz kalmadı. Şuna da giderim. Ardından buna da giderim. Oh, buff'lıyoruz abi kendimizi. Çatır çatır buff'lıyoruz abi kendimizi. Hold referandum ne o diyor? Hold referandum'a daha completelenmesi gereken birçok şey var. Aha, ikinci Amerika canım. Gel bakalım buraya. Gel buraya aslanım. Çabuk gel. Hemen New York'a yollayalım abi seni de. Intel'inizi kasın çocuklar. Yakalanmama riskinizi arttıran ne vardı ya? Öyle bir şey vardı değil mi? Azaltan, pardon. Neyse, çok önemli değil. Aslında bunları şey alabilirim ha. Hani belli etmeden işini yapma görevini alabilirim ama neyse, bakacağız, dur. Şimdilik değil. Computing machine salla. 38'e git. Şuna gidelim bir tane de. Çok güzel. Kendilerine self government veriyoruz arkadaşlar artık yavaş yavaş adamlara. Alınlar, ülkenizi kurun diyoruz. Şimdi dockyard şey istiyor mu burada? Factory bilmem ne. Bilmem ne bilmem ne. Mandatory. Var mı onlar? Onlar yok. Şunlara tıklayacağız o zaman. Okey. Şunlara tıklayacağız yavaş yavaş arkadaşlar. Şunlara tıklayacağız yavaş yavaş. Tamamdır, güzel. Ben artık videoyu birazcık daha keseyim. Ondan sonra devam ederiz. Evet, Orta Doğu için kendilerine hükümet kurmaları iznini verdik arkadaşlar. Orta Doğu'daki hükümetler kendilerine hükümet kurdular. Yeni hükümetler kurdular kendilerine. Orta Doğu'dan neredeyse çekildik. Birçok kısmından Orta Doğu'nun çekildik arkadaşlar. Kıbrıs'tan dahi. Şimdi Bulgaristan. Al ne halt edersen et ya. Al ne halt edersen et. Uğraşmayacağım seninle. Artık az kaldı. Referandum kısmına az kaldı. Komünizm zaten yeterince yükseldi. Oğlum yine telefon çalıyor. Arkadaşlar vallahi bilerek yapmıyorum. Bak, bilerek yapmıyorsam şerefsizim. Şu videoya girince aramayın beni. Telefonda sesli almamak benim hatam gerçi yani. Neyse, videoyu keserim. Evet, fokus almamak üzere arkadaşlar. Biliyorsunuz en son ben şu Asya fokusuna gidiyordum. Sonra ne ara buna geldin diyecek olursanız. Hazır video kesikken bari fokus gideyim dedim sonuçta. Oyun birazcık yavaş gidiyor. Siz de bunalmayın, ben de bunalmayayım. Oyunu hızlı hızlı ilerleyeyim diye. Baldwin bu arada.
emekliye ayrıldı. Son şeyimizi de bastık arkadaşlar. Bir 30 gün bekledikten sonra referandum yapıp komünizme geçiyoruz. Chamberlain yeni geldin ama biz gidiyoruz kanka. Sen geldin ben gidiyordum tam da ya. Sen geldin ben gidiyorum kanka. Abi fokuslar da çok uzun lan. Çok uzun fokuslar. 70-70 çok gün ya. Çok gün arkadaşlar, çok gün. Ama sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Çözeceğiz. Hepsini çözeceğiz. Evet. Full de full decrypt dedik Amerika'yı da. Şimdi artık şu abiler şöyle bir sessiz çalışmaya başlayabilir abi. Çünkü bizden sonra yakalanacaklar Amerika'da. Amerika'da yakalanacaklar bizden sonra. Korkunç şeyler olabilir sonra da. Gerek yok. Bu arada debuff'ımız çok fazla var. Farkındayım arkadaşlar. Çok fazla debuff'ımız var. Bunları çözeceğiz. Onları referandum yaptıktan sonra çözeceğiz arkadaşlar. Hepsi kalkacak. Korkmayın. Hepsi kalkacak. Korkmayın. Videoyu kesiyorum şimdilik. Umarım videoyu açıldığında komünist olmuş oluruz. Evet. Asya için de kendilerine hükümet kurmasına izin verdik arkadaşlar. Ve son olarak artık hold referandum gidiyoruz ve komünist olduk. Hayırlı uğurlu olsun. Harry Politit. Ve artık komünist oldu. Şimdi bunları koruma kısmı var. Mutu Security Dominions. Papatlarımızı koruma muhabbeti var. Papatlarımızı koruyacağız arkadaşlar. Aha. 720 gün sonra eğer. 720 gün sonra eğer. Bütün kolonileri serbest bırakmazsam arkadaşlar içimde bir savaş çıkacak. Hadi bakalım böyle de bir şey var. Bu arada arkadaşlar komünist olun görüyorsunuz kararlarında bayağı güçlü muhabbetler var. Bunlara tıklamanızı tavsiye ederim eğer siz de şu an benimle eş zamanlı olarak oynuyorsanız. Hakikaten tıklayın. Güzel bufflar, güzel şeyler var burada. Şimdi hocam Dominion'ları koruma yoluna gittik. Birazcık benim politik power'a ihtiyacım olacak. Politik power aldıktan sonra artık Amerika'ya yavaş yavaş Cumhurlop'ta gireceğiz. 235 gün Jasper'e girmeyeceğiz tabii. Crush'lı Dream Focus'unu tamamlamak zorundayız arkadaşlar. Crush'lı Dream Focus'uyla saldırmamız zorundayız. Ondan sonra zaten bir sıkıntı kalmayacak. Secure Dominions gidince acaba kalacaklar mı benimle? Kalırlarsa çok iyi, kalmazlarsa üzülürüm. Ağlarım ama ağlarım. Hiç bu arada advice alamadım sağa sola tıklamaktan. Hiç advice alamadım ama şu bufflar çok iyi değil mi ya? Şu bufflar bayağı iyi değil mi arkadaşlar? Komünist olmanın faydaları diyoruz şu anda bu save için. Evet, Dominion'ları koruma muhabbeti bitmek üzere. Umarım birbirimle kalırlar. Şimdi Fate of Royal Family. Ha, herhangi bir şey olmadı. Dominion'ları korumakla alakalı. Evet. Adamlara komünist darbe yaptırıyoruz hoca. Kanada yapalım mı? Kanada yapalım abi. Merak ettim bak. Adamlara komünist darbe yaptırıyoruz hocam. Hadi hocam yapalım. Hadi hocam Kanada'ya. Adamlara komünist darbe yaptıracağız arkadaşlar. Olabilir. Güzel olabilir. Bunadan çekilin abi. Herkes Kanada'ya gitsin. Herkes Kanada'ya abi. Kanada'da bir darbe yaptılar arkadaşlar ki Amerika Savaşı'nda Kanada bizimle kalsın. Kanada'da komünist darbe gelecek. Hadi bakalım. Abi sen de hiç umurda değilsin ya. Şu an ilgilenmiyoruz. Şu an ilgilenmiyoruz diyelim de devam event atsın. Söyleyeyim kendisine. Hatalı bize niye devam event attırmasına izin verdim ki adama. Neyse şimdilik. 383 gün çok lan. Gitmeyelim ona. Artları buff'ı çok şey. Radyo. Artı MK2. Ondan sonra evet 662 gün sonra eğer komünist şey yapmazsam komünist diyorum. Decolonization gitmezsem bir savaş çıkacak içimde arkadaşlar. Böyle de bir sıkıntı var şu anda. 208 şeyimiz var bu arada. War support'a ihtiyacım var. Benim anında war support veren var mı öyle? Weekly war support veren var. Anında veren yok galiba. Buna gidelim. War support kazanalım. War support'a çok ihtiyacım var çünkü. Ardından şuradan Illusive Gentleman'ı alalım. Illusive Gentleman'la birlikte geleceği de Amerika'dan alacağız zaten. Çok güzel. Aa bu arada unuttuk. Amerika'da şey başlatabilirim abi artık. Amerika'dan unuttuk arkadaşlar şey yapmayı. Collaboration Column'u tatmayı unuttuk abi. Hemen abi hızlıca. Automatic repeat. Let's go. Amerika'yı böyle tokatlayacağız arkadaşlar. Amerika'yı başka tokatlama yolumuz yok. Bu ney? Heh. Okey. Fabrika. Fabrika şeyi. Fabrika muhabbeti. Fabrika olarak burada çok geri kalıyoruz. Farkındayım arkadaşlar. Evet. Komünist yolda fabrika olarak çok geri kalıyoruz. Hep farkındayım. Evet. 9600 manpower istiyor. Birazcık ilerlesinler de. Öyle yaparız darbeyi. The Fate of Royal Family gidiyoruz. Kraliyet ailesinin kaderini belirleyeceğiz arkadaşlar. Kraliyet ailesi ne olacak? Kraliyet ailesi Kanada'ya mı taşınacak? Kraliyet ailesi farklı bir yere mi gidecek? Ona karar vereceğiz. The Fate of Royal Family gelecek şimdi. The Fate of Royal Family geliyor. Geldi. Fate of Royal Family. Exile them to Canada. Hepsini öldürme var veya. Şimdi abi. Kanada'ya veriyoruz buff'ları istersek. Ama Kanada'ya verirsek de şimdi hoş olmaz. Hoş olmaz Kanada'ya vermek. Neyse Kanada'ya gitsinler. Hadi gidin Kanada'ya. Kanada'ya gidin. Ağzımla yaptım bu arada arkadaşlar o sesi. O sesi ağzımla yaptım. Emin olabilirsiniz.
Yaptık yani. Ardından hocam, Afrika için kendilerine ülke kurmasına izin verebiliriz veya Raja şey yapabiliriz de, iç savaş çıkacak ülkemde, o yüzden korkuyorum ya. Fokusa mı gitsem, dekolonizasyona mı başlasam bir anda, yoksa neyse, dekolonizasyona kısmı başlayalım arkadaşlar, ben de videoyu keseyim ya. Yapacak bir şey yok. Buradan da abi genius var mı? Genius abi alalım. Armanur genius alacağız, okey. Royal Family'yi yolladık arkadaşlar, Royal Family'yi yolladık. Üçüncü ajan geldi. Üçüncü ajan hemen abi Amerika'nın interine gel buraya. Çok güzel. Amerika'yı şeyimize düşürdük arkadaşlar. Elimize aldık Amerika'yı. Çok güzel. Videoyu keselim. Videoyu arkadaşlar decolonization fokusu bitene kadar kesiyorum. Haydi görüşürüz. Aslında hatta decolonization yapınca zaten Kanada'dan falan ayrılacağız. Her türlü Kanada'ya boşver. Her türlü şöyle çeksin abi adamlarını. Buradaki adalarıma çekileyim. Yalnız bu adaları da mı bir serbest bıraktım ben? Hoş olmamış o. Evet, bütün adaları serbest bıraktık abi. Ben nerede öyle tutunacağım ki? Neyim, hiçbir şeyim yok benim. Neyse, biraz burada takılın. Birazınız burada takılın. Birazınız da buralarda takılın abi. Bana ateşini yedirtmeyin de ne yaparsanız yapın. Çok güzel. Kestim videoyu. Evet, decolonization fokusumuz tamamlandı arkadaşlar. Şimdi bazıları faction'ımıza katılmak istiyor. Hoş geldin Pakistan, Hindistan. Hindistan bu arada kanka sen benim. Kalkmışsın. Komünist olmuşsun, ayrıca papatlığına ayrılmışsın. Ayıp değil mi lan? Ayrıldılar arkadaşlar bu arada birçoğu, evet. Video kapalıken ayrıldılar birçoğu. Bayağı biri ayrıldı. Şimdi bizim aslında Eliza'mız halen daha kalabalık. Evet. 5 dakika oldu kalabalık diye ayrılıyorlar teker teker. Video kapalıken ne yaptım? Var ekonomiye geçtim. Asker basmaya başladım birazcık. 20 adet. Ondan sonra Hindistan'ın savaşa girmesini izledim. Komünizmimi arttırdım. Amerika'ya bir tane collaboration granat patlattım. İkincisi de yolda 60 gün, ikincisi tamamlanıyor. Amerika'nın collaboration granat seviyesi şu şekilde. Amerika'yı çökertmek için elimden geleni yapıyorum. Ve ondan sonra da follow Moskov kapitalizmi indirelim deyip Crash'lı Dream'e doğru rushlayacağız arkadaşlar. Şimdilik videoyu tekrardan keseceğim. Bu arada evet, Pakistan'da bunlar bir peace patlattı. Army Logistic Expert alalım. Şunları bir kapatalım ekranımızdan. Bir yandan da Army Experience kasmaya çalışıyorum tabii ki de. Buradan da Air Reformer patlatalım arkadaşlar. Yavaş yavaş artık kendimizi geliştirelim. Evet, üst sınıfı aşağı indireceğiz arkadaşlar. Eliminated Upper Class gittik ve birçok önemli paşamız gitti arkadaşlar. Önemli paşalarımızla birlikte önemli advisor'larımız da gitti ama güzel bir fabrika artışı yaşadık ve evet, sınırsız şey, For the Good of the Revolution, yani sonsuza kadar sürecek devrim adlı fokusumuza da ilerleyelim. Bu arada çok iyi paşa gitti lan. 200 politik power vermiştim. O paşanın gideceğini sanmıyordum ya. O paşa gitmesi iyiydi. Çok iyi paşa gitti arkadaşlar. Neyse. Geçmiş olsun diyelim kendimize. Sonsuza kadar sürecek devrim fokusumuz da tamamlanacak. Ondan sonra Crash'lı Dream'i artık sadece 4 tanecik fokus kalmış olacak. Bu arada abi Amerika'dan korkmaya başladım. Amerika çünkü kendini açmaya başladı yavaş yavaş. Ve bu açış hoş durmuyor abi. Bunları da oraya çek. Donanmamı da buraya çekeyim hemen. Şimdi burada havalanan var mı abi? Havalanı da atalım buraya. Hadi bakalım. Evet, burada bir tane collaboration granat bitmiş sanırım. Evet, son collaboration granat atıyoruz arkadaşlar. Amerika'ya girene kadar 3 tane collaboration granat yapmış olacağız ve ondan sonra da Amerika'yı çok basit 5-6 şehre girerek kapta edeceğiz ve başarımızı alacağız. Evet, en son şu fokusa gidiyordum. Sınırsız devrim, yani sonsuza kadar sürecek devrim fokusu tamamladıktan sonra arkadaşlar şöyle bize bir buff eklendi. Ardından evet, Sovyetler Birliği isteğimi kabul etti ve artık Komintern'deyiz arkadaşlar. Komintern'deyiz. Hem Allies hem Komintern birleşti. Aslında benim Allies'im çok büyük bir Allies değil ama hem Allies hem Komintern'i birleştirdik arkadaşlar. Division template'imi şu şekilde getirdim. Şu anda screenshot alacak arkadaşlar varsa screenshot alsın. Bermuda'ya şöyle hazırlıklar yaptım. Çıkartma hazırlığı. 800 tane closer support çektim. Closer supportları çıkartma hazırlığı yapıyoruz. Ve arkadaşlar artık son collaboration government'ımı da attım bu arada. Son collaboration government'ını attıktan sonra arkadaşlar artık Amerika'dan ağzına tüküreceğiz. %30 render'li bir düşmüş herif. Şöyle ajan teşkilatımı da yükselteyim. Şöyle of, yandın Amerika, yandın. Yandın Amerika, yandın. Çok gümbür gümbür geliyoruz arkadaşlar. Gümbür gümbür geliyoruz şu an Amerika için. Gümbür gümbür geliyoruz. Become Spy Master'a gidelim. Oh, bir tane daha ajan gelecek ve Amerika'da full de full inter alacağım abi. Çok iyi. Rastgele bir tıklayalım şuna da. Bu arada savaş mı başladı abi, ne oluyor Avrupa'da? Evet, savaş başlamış. Çok umurumda değil bir Avrupa'daki savaş. Beni ilgilendiren tek
ilgilendiren tek şey alacağım başarım arkadaşlar. Beni ilgilendiren tek şey bu. Şimdi Tackle Capitalism fokusuna gidiyorum. Ondan sonra videoyu bir keseceğim. Videoyu açtığımda Crush the Dream fokusu tamamlanmak üzere olacak. Ve ben de artık savaşa hazır o hale gelmiş olacağım. Evet arkadaşlar, geri döndüm demiştim. Bir sürü fokus tamamlayıp keseceğim demiştim. Crush the Dream fokusuna kadar geldik. 8 gün sonra bitiyor. Ben de ne yaptım anlatayım. Şu adamları hepsini şu F'ye tıklayalım abi. Şu planı silip. Şimdi tüm askerlerimi, tüm birliklerimi, 56 askerimi Amerika kıyılarına doğru çekiyorum. Ondan sonra Amerika'ya saldıracağım. Bir dakika, Naval Support istiyor. Naval Support'u da ayarlayalım abi. Her şeyin hazır olmasını istiyorum. Her şeyin hazır olmasını istiyorum evlatlar. Her şeyin hazır olmasını istiyorum. Tek amaç Amerika'yı yok etmek. Hadi bakalım, Crush the Dream. Gel bakalım Amerika. Amerika Dream, geliyorum sana. Sovyetlerle savaş açalım abi. Amerika ne yapacağını şaşırsın. Ve çıkarma gidiyor. Hadi bakalım hocam. Lider Entente'ye katıldı. Hoş olmayabilir bu. Umarım Fransa'dan çıkarmayayım. Fransa'dan çıkarma yersem yandık zaten. Ama Almanya'nın Fransa'ya halledeceğini düşünüyorum. Almanya, Fransa, pardon, Fransa Almanya ile uğraşırken bana çıkarmatmayacaktır. İnşallah. Değil mi? Atmaz değil mi arkadaşlar? Atmaz. Ve evet, liman boş düşündüğümüz gibi. Liman boş olması çok iyi oldu. Evet, merhaba Amerika kıyıları. Merhaba Amerika kıyıları. Biz İngilizleri özlediniz değil mi? En son Boston Çay Partisi'nde bizi atmıştınız hatırlarsanız. Biz iyi hatırlıyoruz. Geri geldik şimdi. Şimdi arkadaşlar hızlıca Amerika'ya doğru işgale başlayalım. Bu arada abi, hani Intel'i, öyle bir Intel'im var ki adamda. Öyle bir Intel'im var ki şuna bak. Şuna bir bak. Şuna bir bak yani. Şuna bir bak. Hadi let's go. CTLB. Arkadaşlar Amerika bitti. Başarımı da alacağız. Adamın divizyonları gözükmüyor. M'ye basalım, M'ye açalım. Oyun kasmasın diye M'ye ayarlamıştım. Şimdi 600 keslerimi getireyim. Daha fazla şey kazandıkça daha fazla kes çekeceğiz tabii ki. Ama şimdilik sadece bu kadar çekebiliyorum. Herkes bir gelsin abi. Amerika'yı bir düşürelim. Çok güzel. Arkadaşlar bu save aslında hani hızlı başarım var serisi dedik. Yine yıl 39 oldu. Abi yapamıyorsun. 39 önce yapamıyorsun. Şu kadar fokus bitirdim. 70 günlük birçoğu. Bir şu kadar da fokus bitirdim. Hani bitmiyor abi. Fokus bitmiyor anasını satayım. Fokus bitmeyince ben ne yapayım? Bu adam ne yapsın fokus bitmeyince? Bu adam oynayacak tabii. Ne yapacak? Bu adam oynayacak arkadaşlar. Evet hocam. Bizim divisionlarımız nerede? Divisionlarımız da geliyor. Çok güzel. Hızlı arkadaşlar. Hızlı, 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 hızlı. Çözmemiz gereken bir savaş var abi. Çabucak çözmemiz gereken bir savaş var. Bu arada Amerika'ya saldırı buff'ı falan var arkadaşlar. Tackle Capitalism gittik ya. Amerika'ya saldırı buff'ı da kazandık. Hani hayvan gibi giriyoruz. Ve benim petrol bitti. Petrol bitti. Hepsi şunların yüzüne. Dur. Hepsi bunların yüzüne. Çıkın abi donanma görevinden. Çık abi donanma görevinden. Ayrıca Sovyetler bana bir petrol ver kanka. Bizim şey bitti ya. Hoş olmadı o. Petrol önemli benim için. Atlantı'da paket yedik abi. Walking Dead'in çekildiği yerde. Walking Dead mi? Atlantı'da mı çekiyordu Walking Dead ya? Bak şimdi unutmayayım onu. Ben Walking Dead'i çok seviyorum arkadaşlar. Walking Dead izleyen varsa aranızda. Walking Dead serisi benim hayatımda izlediğim ilk şey olabilir. Yabancı dizi serisi olabilir. Hani çok uzun sezon izlediğim, hani illaki ondan önce izlediğim dizi olmuştur ama hani uzun uzun izlediğim dizi olmuştur. 10 sezon izledim abi. Hatta 11 sezonun belirli bölümlerini de izledim ama sıkıldım artık. Bıktım yani. Hani artık hikaye gitmek için gidiyor abi. Hikaye ilerlemek için ilerliyor. Bizans olsa insan diyor lan yeter be. Yeter be kardeşim, hep aynı şeyler. Hani ben öyle diyen adamlara kızardım. Derdi adam Walking Dead'den sıkıldım. Niye sıkılırdın derdim. Adam derdi hikaye hep aynı şey derdi. Ben ona kızardım derdim, öyle şey mi olur? Sen bir dizi izliyorsan devamını getir ama yeter artık arkadaşlar. Hakikaten hani insan bunaldı ya. Yok o gidiyor ölüyor, o ölüyor, o geri geliyor. Değişik değişik şeyler. O yüzden hani yeter deyince yeter ya. Harbiden yeter. Ama Walking Dead güzeldir. Güzel bir evrendir. Hani zombi evreni ne kadar güzel olabilir diyen arkadaşlar için hakikaten güzel bir evren yapmışlar adamlar. Şimdilik 600. Washington yakındaki şeyi alsam çok güzel. 1200 de aldık. Kesecek. Kes çekelim abi. Biz kes oynarız. Biz Türkler kes oynarız hocam. 200 şuradan çek. Hatta 500'lük var oğlum burada. Ne uğraşıyorsun? Ben hiç uçak çekmedim bu arada. Uçaklarım gelin gençler. 1200'e gel. Çok iyi. Mis gibi. Washington'ı almışız bir daha abi. Çok güzel ilerliyoruz. Amerika'nın zaten pek bir gücü yok arkadaşlar. Artı adama collaboration attık. Hani artı adamda öyle bir teşkilat var ki, ajanlık teşkilatı benim. Hani adam yılmış ulan, yılmış ya. Hakikaten yıldırdık adamı. Adamı yıldırdık arkadaşlar, adamı yıldırdık. Hani hem ajanlık teşkilatımız olsun, hem bizim bastığımız collaboration garment olsun, hem de üstüne yaptığım decryption olsun, adamı yıldırdık arkadaşlar. Hakikaten yıldı adam ya. Geçmiş olsun. Güzel bir bölüm oldu. Güzel bir başarım serimizin güzel bir bölümü oldu arkadaşlar. Hani başarım serimizi seviyorsanız yorumlarda belirtin ki başarım serisini daha fazla çekelim. Şimdi bizim
komünist edaycılarımız özel. George Orwell alalım abi. George Orwell'i hemen alalım abi. 1984 kitabını yazsın gitsin de. Benim de bu arada kütüphanemde bulunur 1984 kitabı. Daha okuma fırsatı bulmadım ama okuyacağım. Şu an elimde farklı bir kitap okuyorum. İsmine hemen bakıyorum. Kitabın ismi birazcık uzun olduğu için. Cengiz Özakıncı, Türkiye'nin Siyasi İntiharı arkadaşlar kitabın adı. Güzel bir kitaptır. Öneririm size de. Yeni Osmanlı Tuzağı devamında da ismi. Aslında Türkiye'nin başına gelen Neo-Osmanlı krizlerini, Neo olayları anlatıyor. Okumanızı tavsiye ettiğim kitaplardan bir tanesidir arkadaşlar. Güzel araştırmalarla yapılmış, hazırlanmış bir kitap kendisi. Aslında geçen Türkçü bir arkadaşım var, onu önerdim ama kendisi pek beğenmedi. Çünkü Cengiz Özakıncı önceden 80'ler olaylarıyla, yani o darbe havasında kendisi Marksizmle birlikte içeri girdiği için Türkçü arkadaşımın pek hoşuna gitmedi ama belki siz araştırmayı seven arkadaşlarım adamın ideolojisine bakmadan yaptığı araştırmayı beğenip belki şey yaparsanız. Çünkü hani tamam, adamın ideolojisi bizim umurumuzda olmaz. Bazı arkadaşlar olabilir ama benim umurumda değil arkadaşlar. Yaptığı araştırma, yaptığı şeyler önemli benim için. Ben de bu yüzden takip ediyorum kendisinin kitaplarını. Ve güzeldi. Hakikaten güzel araştırmalar yapılmış. Güzel kaynaklar çıkarılmış. Sizlere de önerdiğim bir kitaptır. Bazı arkadaşlar kitap önerisi istiyor benden. O yüzden şimdi söyledim, anlattım. Arkadaşlar. Hani benim de okuduğum güzel kitaplardan bir tanesidir kendisi. Kitap önerisi isterseniz de ayrı zamanda Discord'dan yazın isterseniz. İsterseniz Steam'den yazın. Gördüğüm zaman size dönmeye çalışırım. Gördüğüm zaman size kitap önerisi yapmaya çalışırım elimden geldiği kadar. Buraya doğru yarmaya başlayalım abi. Çok güzel. Hani birçoğunuz aslında hani diyeceksiniz şimdi niye bize tarih siyaset öneriyorsun? Hocam, hoydört oynayan adamın genelde ilgi alanı tarih siyaset oluyor zaten ister istemez. İster istemez tarih siyaset oluyor adamın ilgi alanı. Şimdi adam gidiyor hoydörde oynuyor abi. Şey yapıyor hani, o diyor ulan diyor, bu Naziler böyleymiş, bu Sovyetler böyleymiş, işte bu adamlar böyleymiş, şunlar böyleymiş. Araştırmak istiyor insan. O adam oynarken bir yandan araştırıyor abi. Oynarken öğreniyor, araştırıp öğreniyor. İster istemez bunlara merak salıyor. Konuşurken şey yapıyor. Hani bu ilerlettikçe adam bunu, ister istemez tarihe ve siyasete ilgisi oluyor abi. Biz de böyle başladık. Biz de Hoydört'te başladık arkadaşlar tarih siyaset ilgimize. Birçoğumuzun böyle başladı. Şimdi uçaklarımızı kaydıralım. Bir yandan muhabbet ediyoruz, bir yandan da oyunumuzu oynuyoruz tabii ki de. Olmazsa olmazdır. 600 buradan çek. Kişine çeksin ya. 400 buradan çek. 200 buradan çek. Buradan çek. Çok güzel. Hava üstünlüklerimizi kazanalım. Güzel. Aslında hocam bunu böl. Şuraya ver ya. Burada hava üstünlüğü iyi değil. Güzel. Bastığına da girmiş bulunmaktayız. Boston'a zaten az önce girmiştik. Boston çay partisi bir daha yapamayacaklar arkadaşlar. Uyanırız bu sefer. Bu sefer yaptırmayacağız abi çay partisi adamlara. Bu sefer uyanırız abi. Evet, o kısmı da ele geçirdik full de full. Şimdi aslında Chicago'ya girince oyun bitmesi lazım. Adamın düşmesi lazım. %93 kapitüle. Chicago'ya girince bitmesi lazım. Chicago'ya girince de biz de artık videoyu kapatırız arkadaşlar. Hızlı başarımlar serimizin yeni bir videosunda yeni bir başarım alıyoruz. Zorlayıcı bir başarım mıydı? Pek değil. Benim yaptığım taktikleri yaparsanız pek zorlayıcı bir başarım değil. İngiltere'nin komünist halini önerir miyim? Önermiyorum pek. Çünkü çok güçsüz kaldık. Evet, aldık. Aldık, aldık. Amerika'yı aldık. Şimdi hedef Fransa düşecek. Ondan sonra kazanacağız. Almanya düşüyor zaten Fransa'ya. Aaa, Collaboration Government atabiliyorum. Oha, %100 ya Collaboration. Atmayacağım. Atınca papat olarak sayılmaz bir de yanarız abi. Atınca papat sayılmaz, yanarız abi bir de. Aslında Collaboration'da papat sayılıyor muydu? Bak, sayılıyor ama... Umarım başarım alırım. Umarım başarım alırım. Alamadım değil mi? Yapma ya. Yapma lütfen, alamadım deme. Aldın de. Ne olur aldın de. Aldın de. Aldın de bana o başarımı ya. Ne olur aldın de ya. Lütfen aldın de. British America yaptım diye oyun çöp oldu deme bana. O başarımı aldın de ya. Yapma abi. Hata bende. Hata bende. Direkt tık diye bastım ya. Almanya'dan geçiş hakkı alıp şey yapalım arkadaşlar. Ben başarımı aldım sayıyorum arkadaşlar bu arada. Hani başarımı aldık sayalım bari, yapacak bir şey yok ya. Tüh. Socialist Education. Abi. Galiba hata ettik arkadaşlar. Hata ettik galiba. Ben bunu yutabiliyor muydum ya? Yutsak bir daha papat yapsak. Başarım gelse diye sırf. Crash dediğim abi, her şeyi yaptık da. Amerika papat sayılmıyor. Subject sayılmıyor Amerika şu an bende. Ah ah. Ah arkadaşlar ah. Ah arkadaşlar ah. Ah arkadaşlar ah. Kendimizi... Aa bir dakika, papat atabiliyor muyum şimdi? Galiba atabileceğim. Attım lan. Attım, bir yere papat attım adama. Sayılır mı acaba? Sayılacaktır umarım.
İyi, başarımı da kazandık galiba. Fransa Puppet. Nerede Fransa Puppet? Herkese Puppet yapıyorum abi. Tam bir AI olacağım şimdi. AI. Tam bir AI oluyoruz abi şimdi. Paslayalım. Angevin sınırlarını alalım abi şöyle. Angevin yapalım abi kendimize. Galiba hem Puppet attık hem de şey yaptık ya. Belki başarım gelir arkadaşlar ya. Korkacak bir şey kalmaz belki. Taşistiğin Hindistan'dan toprak alalım abi. Hatta direkt Puppet yapayım hem adamı. Hollanda'yı Puppet yapalım. Filipinleri Puppet yapalım. Dana. Dan basalım. Umarım gelir ya başarım. Geldi mi? Yes! Crash the Dream arkadaşlar. Çok iyi oldu bu. Hem British Amerika'mız olduğu adamın fotoğrafı bu arada. Hem de bir yeri Puppet yaptım abi Amerika'nın. Amerika'nın ilk o toprağı varmış. O toprağı olmasa Amerika'nın yılmıştık. Evet abi. Line Islands olmasa yılmıştık. Çok güzel arkadaşlar. Crash the Dream başarımını da kazandık. Hızlı Başarılar serimizin bilmem kaçıncı bölümünü başarıyla tamamlamış olduk. Kendinize iyi bakın. Seviliyorsunuz. Diğer videolarda ne yapalım yorumlarda belirtin.